Değerli hazırım, sizlere saygıyla selamlarım. Ben insanın ihtiyacı olan en önemli üç maddenin içerisinde varım. Giyinmek, yemek ve barınmak. Konut yapıyorum. Gıda üzerine çalışıyorum. Efendim elbise üretiyorum. Sayın Bakan'ın sizin yanınızda, gerçi Sayın Bakan'a teşekkür etmek bana düşmez ama Türkiye'deki gıda sağlığına gösterdiği ilgi alaka herkes tarafından fazlasıyla bilindiğine inanıyorum. Türkiye'de zeytinyağına makine yağı katıldığı zamanları biliyoruz ama bugün Türkiye'nin ürettiği gıda ürünlerinin Amerika'dan Rusya'ya, Güney Afrika'ya belki gidemiyoruz iklim olarak ama Afrika'nın ta ortalarına kadar gidebildiğimiz Türkiye'deki gıda ürünlerinin güvenilir olduğu, fiyatının ehven olduğu ve bizim de bir markalaşmaya doğru gittiğimizin bir kanıtı. Ümit ediyorum ki dünya raflarında Türk gıda maddeleri aranır hale gelecek bu şekilde çalışmalarla. Tabii ki bir başlamak, niyet etmek ve devam ettirmek gerekir. Sayın Bakan'ın öncülüğünde ve sizlerin de katkısıyla ben markalaşmak ve hijyeni devam ettirilmek için vakfın olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Elimizden gelen herhangi bir katkı varsa biz bunda her zaman varız. Biz bunu emir telakki ederiz. Sağlıklı, hayırlı olsun derim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet Ethem Bey. Tamam. Kaç? Sayın Bakanım, saygıdeğer Hazirun, hepinize iyi akşamlar, iyi geceler, daha doğrusu akşam geçti. Çok keyifli bir zaman geçirdiğimizi zannediyorum hep birlikte. Çünkü buradaki herkes tarım gönüllüsü, belli. Ve bence hepimiz evdeki eşlerimizi, çocuklarımızı unuttuk. Huşu içinde bu güzel konuşmaları izledik. Ben kendi payıma öyleyim, sizi bilmem. Benim adım Ethem Sancak. 15 yıl önce, daha doğrusu 15 yıl öncesine kadar bu ülkenin birinci sınıf demokrasiye kavuşması ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması için neredeyse canım dahil her şeyi vermek üzere koşullanmıştım. İşte devrim yapmaktan yola çıktık. Buralara kadar geldik. Fakat 15 yıl önce bir gerçeği keşfettim. Bu tarımı modernleştiremezsek bir köylü toplumu olmaktan kurtulamayız. Mümkün değil. Ya ne devrim olur, hiçbir şey olmaz. Bu tarımın modernleşmesi gerekiyor. Ve bu tarımın köylünün elinden alması gerekiyor. Sayın Bakanımla işte o noktada zaten bir araya geldik ve o günden bugüne ben bu bakana aşık oldum. Bunu sakın şey olarak algılamayın. Dal kavukluk yağ çekme değil. Ben sivri dilli bir adamım, eleştirmeyi de biliyorum. Belki de en çok ben eleştiriyorum Sayın Bakanımı. Beni biliyor ama gerçekten entelektüel yok dedi tarımda. Ama gerçekten bir entelektüel kendisi. Yani altını çizerek net bir şekilde söylüyorum ki tam bir entelektüel. Kendisi bakanlığa atandığında Doğan grubunun önde gelen yazarlarıyla beraberdim. Tanımıyorlardı. Dediler ki gene dediler seninki bir köy ağasını tarım bakanı yaptı. Benimki dedikleri Sayın Başbakan. Ben dedim ki ya ön yargılısınız, tanımıyorsunuz. Gelin sizinle bir iddiaya girelim. Bir araya getireyim sizi. Her türlü sorunuza cevap versin. Ve sizin entelektüel birikiminizin 5 katı değilse her türlü cezaya hazırım. Sağ olsunlar bir araya geldiler. Sayın Bakanım da teşrif etti. 4 saatte hepsini mat etti. Dediler ki ya bunu yanlış yapmışlar. Keşke Kültür Bakanı yapsalardı. Böyle bir anım var. Müsaade almadan anlattım Sayın Bakanım ama bu gerçekti. Gerçekten. Ama yine de yanlış. Yine de yanlış olmuş. Nasıl? Yine de yanlış olmuş. Yok yok, o onların yanlışı. Ama adamlara çünkü tarıma böyle biri lazım yani. Esas olan tarımdır. Tarım Kültür Bakanı ile devrim olmaz. Tarımla olur devrim. Ama yok, onun kültürü. Tarımı modernleştirirseniz devrim olur. Ben bunu fark ettim ve 15 yıl önce de Ekşi Sözlüğe bakarsanız ineğe aşık iş adamı diye geçer benim ismim. Benim alameti farikam ineklere aşık iş adamı.
şunu fark ettim ki her şeyin mihenk taşı inek. Allah'ın insandan sonra yarattığı en kutsal varlıktır inek. Ben Hintlileri anlamıyordum ama doğru yapıyorlar. İnek çok müthiş bir mahluk. Ve tarımın özü zaten. Geriye doğru tarla tarımı, ileriye doğru tarım sanayi esası inektir. Geçen gün Hollandalı iş adamlara da aynı şeyi anlattım. Şimdi efendim bu inek, tabii ineğin bir sorunu var. Biz bu sorunu çözemezsek, bu ineğin bu sorununu, marka falan hikaye. Bunların hiçbirisini de yapamayız. Vakıf kurarız, oynayacağımız alan olmaz. Vakıf, bir sürü vakıf var i̇nek Türkiye'de. Vakfın üstünde iştigal ettiği alan inektir. İneğe endekslenmezse olmaz bu iş. Zamanımız yok. Belki bunu daha uzun süreli tartışırdık. Entelektüel boyutuyla da Sayın Bakanım'la bunu konuşurduk. Ben yanlışımız varsa düzeltirdi ama inek gerçekten işin mihenk taşı. Şimdi bu vakıf çok güzel. Ben zaten elde bir var gönüllüsü ve neferi olmaya hazırım. Çünkü zaten yıllardır aradığım şey bu. Fakat bu ineğin yaşaması için de bu yemin mutlaka yem sorunun çözülmesi lazım. Şimdi yem sorununa 80 yıl önceki ülke kurucuları bir gem vurmuşlardı. Sovyetik bir anlayıştaydılar. Ve meralarımızı bütün malı ilan, bütün halkın malı ilan ederek mahvettiler. Mera çitlenmiyor, ekilemiyor, bakılamıyor çünkü bütün halkın malı. Bir şey bütün halkın malıysa kimsenin malı olmaz. Yağmalanır o. İnsanlık tarihi bunu öyle gösterdi. Mesela kıyılarımız bütün halkın malıdır. Ama yağmalanmıştır. Halkın girebileceği kıyı yok. Ormanlarımız bütün halkın ormanıdır ama mahvoldu. 60 yıl öncesine göre ormanlarımız %40 küçüldü. Bütün halkın ormanı olduğu için. Meralarda öyleydi. Çok şükür geçen ay itibariyle Tarım Bakanlığımız büyük bir devrim gerçekleştirdi. Bence sessiz ve büyük bir devrim. Ve merayı çitlenebilir hale getiren kanunu çıkarttılar. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum ama bu anayasal bir sorundu. Ama yaptılar bunu sonuçta. Demin Sayın Bakanım da söyledi, 16 tane çok önemli kanun çıktı. Devrim niteliğinde bu 10 yılda. Ve işte bizi getirdiği yer burasıydı. Şimdi ben çok umutluyum. Bu kanun çıktıktan sonra bu en büyük zenginliğimiz olan, petrolden de daha önemli zenginliğimiz olan bu meralarımızı inşallah el birliğiyle işleriz. Bunları servete dönüştürürüz. Yemi ucuzlatırız. Ve ucuzlayan bu yem gıda konusunda Türkiye'yi gerçekten bir dünya markası haline gelebilir, getirebilir ve nasıl ki uygarlığın başlangıcında Mezopotamya bütün insanlığa ışık saçtı ve bütün devrimler oradan çıktı. İşin sebebi tarım devrimiydi. Gene öyle zannediyorum ki bize bu gün doğdu. Onun için Sayın Bakan'a bir tarım gönlüsü olarak çok şükran borçluyuz gerçekten. Ben kendi payıma çok şükran borçluyum. Ama bir eksikleri var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bütün bu yaptıklarını anlatamıyorlar. Zaten konuşmanın başında da eleştirimizin önünüzü kesti Sayın Bakan. Böyle bir eksikleri olduklarını söylediler. Şimdi madem böyle güzel bir organizasyon var, işte bu işleri markalaştıracak, dünya markası yapacak falan filan. Ya bütün bunları yapmadan önce şu bakanlığın yaptıklarını düzgün bir anlatalım şu topluma da. Toplumda bu bir iyimserlik havası gelişirse bu büyük dönüşümü daha hızlı yapabiliriz. Bakın mesela ben hanımefendiyi dinlerken çok güzel eleştiriler yaptı ama gerçekten bu büyük dönüşüme kaynaklık eden bu büyük devrimleri anlamadığı veyahut da duymadığı kanaatine vardım. Bu toplumda binlerce insan bunu böyle bilmiyor. Bunları anlatmamız lazım gerçekten. Bunları anlatırsak en basitinden mesela bu mera konusundaki büyük devrimi basın bile yazmadı doğru dürüst. Yani bu büyük dönüşümleri yaparsak bence bu vakfın önünü de açarız. Güven çünkü toplumda güven her şeyin başlangıcı. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Teşekkür ederim. Vakti burada kestim yani kısa konuşayım. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkürler. Aslında Ethem Bey'in biraz daha vakti vardı. Yani yarım saat konuşacağım diye başladı söze. Onun yerine ben konuşacağım. Evet gerçekten bugün ortaya konulan vizyon çok heyecan verici. Türkiye yeme içme kültürünü derinleştirmek için böyle bir atılım yapması gerekiyor.
burada tüm arkadaşların eleştiri olarak da ortaya koyduğu, anlatılamaz diye ortaya koyduğu da tüm çalışmaların aslında ortaya konacağı, hepsinin harmanlanıp yeme içme kültürünün derinleşmesiyle çözüleceği bir alan olacak. Uluslararası boyutta Türkiye'nin tanıtımına evrensel bir dil olarak yeme içme sektörü de girmiş olacak. Bundan 10 yıl önce Türkiye'de işte moda dendiğinde, ya İstanbul bir moda şehri olur mu? İstanbul'da moda haftası olur mu? İstanbul Fashion Week olur mu dendiğinde birçok insan benzer eleştiriler koymuştu. Bugün öyle ya da böyle İstanbul bir moda şehri. Etrafındaki ülkelerin uydusu şeklinde birçok insan alışveriş için İstanbul'u tercih ediyor. Ben eminim ki bir 10 yıl sonra Türkiye'de de bu yeme içme kavramı, konsepti en az modası kadar ön planda olacak. Diğer taraftan Gıda ve Hijyen Vakfı da Türk toplumuna çok önemli katkı sağlayacak. Ben Sayın Bakanımıza hem teşekkür ediyorum hem de bu çalışma için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Hepinize çok değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için, şeref verdiğiniz için gerçekte yani hayatımızın, kültürümüzün, sağlığımızın en önemli kavramları, en önemli unsurları bu sektör içerisinde. Ve biz hep böyle bizim dışımızdaki büyük hedeflerle, ideallerle, kavgalarla, mücadelelerle uğraşırken aslında kendimizi ihmal ediyoruz. Yani kendi hayatımızı, kendi gündelik yaşantımızı, kendi yaşam kalitemizi dönüp kendimize ayıracak vaktimiz olmuyor. Bu çok önemli. Yani hikmetle yaklaşılması gereken bir şey. Fakat biraz böyle sanki eşyanın tabiatında var. Mesela insanların toprakla ilgilenmeye başlaması, toprağı hatırlaması, organik ürünlerle bir şey kurması, bir bağ kurması, ironik olarak hep belirli bir düzeye geldikten sonradır. Bu çok hazindir. Yani ya belirli bir yaştan sonra, ya belirli bir kazanç ve gelir düzeyine ulaştıktan sonradır. Yani insanlar hep kendilerince daha önemli işlere vakit ayırırlar. Daha önemli işlerle uğraşırlar ömürlerinin bir dönemine kadar. Ondan sonra toprakla, tarımla, hakikatle ilişki kurmaya başlarlar. Aslında bu asıl olan, bu söz konusu olan bizim kendi hayatımızdır. Burada iki kavramı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, her şey aslına rücu eder diye bir çok hikmetli bir söz vardır. Her şey aslına döner. Ve her şeyin aslı topraktır. Dolayısıyla biz bu toprakla münasebeti ne kadar erken fark eder, idrak eder ve bunu sağlıklı bir şekilde ne kadar bu düzeni tesis edersek aslında kendimizle de olan bağı o kadar güçlü ve kuvvetli kurarız. Bu bir yolculuk. Yani tren aslında bir metafor. Her yolculukta aslında insan kendiyle baş başa kalır. İnsan kendisiyle bir yolculuğa çıkıyor.
Bütün yolculuklarda demin Atlas Jet'in değerli CEO'su Murat Bey'di değil mi? Bahsederken benim aklıma o geldi. Yani insanlar diyelim yolculuklarda, uçak yolculuklarında veya başka yolculuklarda aslında daha kolay düşünüyor. Daha kolay tefekkür ediyor. Daha kolay kendiyle baş başa kalıyor. Onun için o yolculuklarda insanın düşündükleri, konuştukları çok akılda kalıcıdır. Çok etkileyicidir. Bu modern hayatta biz modern hayatın üzerimize hak etmediğimiz bazen taşıyacağımızdan istiab haddimizden yüklenebileceğimizden çok daha fazla yük bindirir. Hayatımızın her alanına, ruhumuza, beynimize, zihnimize, bedenimize çok ağır bir yük yükler. Biz bunu ne kadar dengeyle, yani toprak tarım bağlamında söylüyorum, gıda da kuşkusuz bunun bir parçası, bunu ne kadar dengeye oturtursak o kadar olur. Biz o kadar rahatlarız. Demin